Herkese merhaba, Alazorgi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz defne kazağın yapılışını anlatmaya çalışacağım. Kazak için bakın 100 gramında 280 metre olan, içeriğinde de %25 yün olan bir örgü ipi kullandım. Ben oversize bir small beden ördüm. Bu beden için 450 gram ip kullanmış oldum. Siz eğer daha büyük beden ya da daha uzun boylu bir kazak örmek isterseniz 5 yumak yetmeyebilir, 6. yumağa da ihtiyaç duyabilirsiniz. Şiş olarak lastiklerde 3,5 numara, gövdede 4 numara şiş kullandım. Gövde ve kollar için normal şiş kullanılabilir, misinalı şiş zorunlu değil. Ama yakayı dikişsiz bir şekilde misinalı şişle ördüm. Size de o şekilde örmenizi tavsiye ederim. 3,5 numara 40 santim misinalı şiş bulundurursanız yakayı daha kolaylıkla örmeniz mümkün olacaktır. Kazağın ön ve arka parçalarını ayrı ayrı ördüm. Etek lastiğinden başladım. Lastiklerde bir düz bir ters lastik uyguladıktan sonra gövde kısmında bakın böyle basit bir model uyguladım. Düz ve terslerden oluşan, haroşadan oluşan çok basit bir model. Video içerisinde bu modelin yapılışını da anlattım. Gövdenin tamamında model uygulandı. Ön ve arkayı ayrı ayrı ördüm. Ardından bu omuz kısımlarından 3 şiş tekniğiyle örerek birleştirdim. Sonra kolları ördüm. Kolları gövdeden ilmek çıkararak başladım. Ardından bu kol uçlarında lastiğini ördükten sonra iğne ile kapama yöntemiyle esnek kapama yaptım. Son olarak yakayı yine buradan enseden ilmek çıkartıp misinalı şişle dikişsiz bir şekilde ördüm ve çift lastik olarak ve yine iğne ile kapatarak bakın hem hazır trikolardaki gibi görünen hem de oldukça şık bir yakayla kazağı tamamlamış oldum. Video içerisinde farklı bedenler için tavsiyelerimi paylaştım hangi sayılarla yapılabileceğini, ama bir kez daha burada da tekrarlayayım. O sayılar benim yaklaşık olarak kendi kullandığım ip için kendi yaptığım hesaplara göre verdiğim sayılar. Siz kendi durumunuza göre o sayılarda düzeltmeler yaparsanız daha doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Kazağın ölçülerine de bakalım. Dilerseniz artık yapılışına başlayalım. Evet, kazağı örmeye başlayalım. Öncelikle arka parçadan başlayacağız. Kullanacağım ipten bahsedeyim. 100 gramı 280 metre olan, içeriğinde %25 yün olan bir örgü ipi kullanacağım. İpin üzerinde tavsiye edilen şiş numaraları 3 ve 4 numara. Ben lastikleri 3,5'la, gövdeyi de 4 numarayla öreceğim. Elim biraz sıkı olduğu için. Sizin eliniz gevşekse eğer beden kısmında da 3,5 numarayı kullanabilirsiniz. Çok kalın olmayan bir ip çünkü. Başlangıç için ilmek sayımızı hesaplamak üzere 2 tane bilgiye ihtiyacımız var. Bunlar, birincisi beden genişliği. Ben small beden için öreceğim ama oversize bir kazak olacak. Geniş olmasını istiyorum. O nedenle 53 cm aldım beden genişliğini. Siz istediğiniz bedene göre ya da öreceğiniz kişinin bedenine göre bu beden genişliğini belirleyin lütfen. İkinci ihtiyaç duyduğumuz bilgimiz de 1 cm'de kaç tane ilmek olduğu bilgisi. Şimdi hep söylüyorum, bu bilgiyi biz aslında bu iplerin bandı üzerinde verilen bilgilerden alabiliyoruz. Bakın şöyle bir bilgi paylaşılır bütün iplerde. 10 cm'ye 10 cm bir kare çizilir ve bu kareyi oluşturmak için kaç tane ilmeğe, örneğimizde 22,5 ve kaç tane sıraya, örneğimizde 33 ihtiyaç duyduğumuz belirtilir ipin bu teknik bilgileri kısmında. Şimdi bu ipin özelinde dediğim gibi 22,5 ilmek bize 10 santimetre genişliği veriyor. Bu bilgiyi alıyoruz buradan. Bu şekilde direkt kullanabiliriz ya da biraz daha doğru bir sonuca ulaşmak için kendimiz öreceğimiz ipi ve şişi kullanarak ve de modeli uygulayarak bir deneme parçası bakın bu şekilde örebiliriz ve bunun üzerinde ölçüm yapabiliriz. Ben 30 ilmekten oluşan bir bu şekilde bir deneme parçası aldım ve bunun üzerinde bakın şöyle 10 santimetreyi işaretleyip
onun içindeki ilmek sayısını saydım. Burada ben 23 ilmek buldum. İpin üzerinde verilen de değer zaten 22,5'tu. Dediğim gibi benim elim bir tık sıkı olduğu için 22,5 değil 23 ilmek benim için tam 10 santimetreyi verdi böyle bir deneme örgüsünde. Dolayısıyla 10 santimetrede 23 ilmek varsa ben buradan 1 santimetre için ilmek değerimi 2,3 ilmek olarak buldum. Beden genişliğim neydi? 53 santimetre. Onun için gereken ilmek sayısını da 53 ile 2,3'ü çarparak buldum. 121 ilmeğe ulaştım. Dolayısıyla başlangıç ilmek sayım 121 ilmek olacak. İlmek atarak örgümüze başlayalım. Dediğim gibi lastiklerde 3,5 numara kullanacağım. Gövdede 4 numaraya geçeceğim. Şimdi ben misinalı ile örüyorum ama örgünün bu kısmında normal şişle de örmeniz mümkün. Şimdi ipimizden 121 ilmek atacağım için şöyle 1-1,5 metre kadar uzunca bir kuyruk ayırıp ilmek almaya başlıyorum. Dilediğiniz yöntemle ilmek alabilirsiniz. Ben her zaman kullandığım klasik yöntemle ilmek alıyorum. ...121 ilmeğe tamamlayıp gelelim. Evet, ilmekleri aldım 121 tane. Şimdi örmeye başlayalım. Şu an olduğumuz sıra örgünün arka yüzü. Bu yönde bir sıra ters öreceğiz öncelikle. Örgü boyunca ilk ilmekleri örmeden alacağım. Son ilmekleri ters öreceğim. O nedenle ilk ilmeği örmeden aldım. Ve ters örerek başladım. Bu arka sırayı dediğim gibi bir sıra ters örelim. Bir sonraki ön yüzde lastik örmeye başlayacağız. Sıranın sonuna kadar ters örüyorum. Arka sırayı ters örerek tamamlıyorum. Son ilmeği ters örüyorum bakın. Şimdi örgünün ön yüzünü çeviriyoruz ve lastiğe başlıyoruz. Bir düz bir ters lastik öreceğim. İlk ilmekleri hep örmeden alıyorum bu şekilde ve düzle başlıyorum lastiğe. Bir düzden sonra bir ters. Düz, ters. Düz, ters. Bu şekilde ilk sırayı örelim. Sıra sonuna geliyorum. Bakın bir düz ilmek ördüm ve kenar ilmeğini ters örerek sırayı bitirdim. Şimdi başlangıç ilmek sayım tek sayı olduğu için bu kenarlardaki ilmekler dışında düz ilmekle başladık, düz ilmekle bitirdik. Şimdi örgünün arka yüzünü çeviriyoruz. Lastik örmeye devam edeceğiz. İlmekleri olduğu gibi, göründükleri gibi öreceğiz. İlk ilmeklerimizi hep bu şekilde örmeden alıyoruz. Ve sırada bir ters ilmek var. İpi öne alıp o ilmeği ters örüyorum. Sonra zaten bir düz şeklinde devam ediyor. İlmeklerin görüntüsünden anlayabilirsiniz ters ve düzleri. Bu şekilde lastiğimizi bir miktar örmeye devam edelim. Evet, lastiği ördüm. Bu ters ördüğümüz ilk sıradan sonra bakın düz ilmeklerden sayarsak toplamda 12 sıra oldu. Uzunluğunu da söyleyeyim. Yaklaşık olarak 4 santimetre. Şimdi modelin kurulumuna başlayacağız birazdan. Ama ondan önce bakın şöyle modelin başlangıcından önce bir miktar düz örgümüz var. 4 sıradan oluşan, yani 2 ön 2 arka sıra, toplam 4 sıradan oluşan bir düz örgümüz var. Onu öreceğim. Aynı zamanda ona başlarken şişimi de 4 numaraya değiştireceğim. Şu an 3,5 ile örmüştüm lastiği. 4 numaraya geçeceğim. Şimdi düz örgüyü hepimiz biliyoruzdur muhtemelen. Ön yüzlerde düz örüyoruz, arka yüzlerde ters örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 4 numaralı şişimle. Ön yüzü bu şekilde bitirelim. Düz örerek sırayı tamamladım. Son ilmek yine ters. Böylece 3,5 numaralı şişimiz boşa çıktı.
Şimdi örgünün ön yüzünü tamamladık. Arka yüzde ters öreceğiz. Bu ikinci sıramız. Bunun gibi iki sıra daha öreceğiz. Yani bir ön bir arka sıra daha. 4 sıraya tamamlayacağız. Ondan sonra model kurulumuna başlayacağız. Evet, 4 sıra düz örgüyü tamamladım. Bakın lastikten sonra. Şimdi modele başlayalım. Dilerseniz önce modeli bir anlatayım. Model toplamda 12 sıranın tekrar şeklinde oluşuyor. Şöyle bakın göstereyim. Şu ilk haroşa görünümlü sıradan başlayıp tekrar aynı modelin başladığı bu haroşaya kadar şu kısmın tekrar şeklinde devam ediyor. Sadece düz ve ters örgülerden oluşan kolay bir model. Bu haroşa görünümlü kısımları ters örerek yapacağım ben bu modelde. Onun dışında sonraki kısımda bir düz bir ters kısmımız var. Aralarda da düz kısımlarımız var. Şimdi şöyle bakın. Dediğim gibi 12 sıradan oluşuyor. İlk 3 sıra hepsi ters dediğim. Şu bakın haroşo. 2 tane haroşo sırasının oluştuğu kısım. Bu 3 sırayı hem önden hem sıra arkadan hangi yöne denk gelirse de ters olarak görüyoruz. Sonraki 4 ve 5. sıralar bir düz bir ters lastik sıralarımız. Bakın onlar da şurası. 2 sıra lastik örüyoruz bu araya. Ardından 6, 7. ve 8. sıralar düz örgü. Düz örgü dediğim nedir? Önden düz, arkadan ters görünen örgümüz. Bunun için ön yüzde düz örüyoruz, arka yüzde ters örüyoruz bu 3 sırada. Bakın o kısımda. Şu hemen lastiğin arkasındaki bu kısım. Sonra 9 ve 10. sıralarımız hepsi ters. Bu görüntü olarak bize bakın şu bir tane haroşa sırasını oluşturuyor. Arkasından 2 sıra düz örgü örüyoruz. Yine ön yüzden düz, arka sıradan ters olacak şekilde. O da şu haroşadan sonraki bu 2 sırayı oluşturuyor bize. Ve bir modelin tekrarını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet, modeli örmeye başlayalım. İlk 3 sıramız için ters örmemiz gerekiyor. Modeli örgünün ön yüzünden başlayacağız. Buna dikkat edelim. Ters örerek başlıyorum ilk sıraya. Bütün ilmekleri ters öreceğim. Bu ilk sıramız toplamda 3 sıra olana dek. Yani bir ön yüz, bir arka yüz, sonra bir daha ön yüz. 3 sıra olana dek bütün ilmekleri ters örüyorum. Evet, 3 sıra ters örgüyü tamamladım. Bakın bu şekilde haroşa sıraları oluştu örgüde. Ardından 4 ve 5. sıralarda bir düz bir ters örmem gerekiyor. Yani lastik öreceğiz. Şu an örgünün ters yüzüne geldim 3 sıra ördüğüm için. Arka yüzündeyim. Arka yüzde olduğum için kenar ilmeğini aldıktan sonra ters örerek başlayacağım ki ön yüzde düz gözüksün. Bakın bir tersle başladım. Sonra bir düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar bir düz bir ters ördüm. En son ters de bitti. Kenar ilmeğini ters örerek ilk lastik sırasını tamamladım. Bu modelin 4. sırası oldu. 5. sırada da yine lastik öreceğiz. Bir düz bir ters. İlk ilmeği yine örmeden aldıktan sonra bakın sıradaki ilmeğim düz oldu. Arka sırada ters örmüştüm onu. Düzle başladım. Sonra ters. Yani düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters gelmesine dikkat edeceğiz sadece. Bu sırayı da bu şekilde yine tamamlayalım. Evet, modelin 5 sırasını tamamladık. Görüntümüz şu an için bu şekilde. Şimdi 6, 7 ve 8. sıralara geldik. Bu sıralar düz örgü örülecek. Yani eğer ön yüzse düz, arka yüzse ters örülecek ilmeklerimiz. Şimdi 6. sırada örgünün arka yüzündeyiz. O nedenle bu sırayı ters öreceğim. Altıncı sırayı ters örerek tamamladım. Yedinci sırada örgünün ön yüzündeyiz. O nedenle düz örüyoruz. Yedinci sırayı da düz örerek tamamladım. Kenar ilmeğimiz ters. Şimdi sekizinci sırada
örgünün arka yüzündeyiz yine. Bu sırayı da ters öreceğiz. Evet, modelin 8 sırasını tamamladığımızda görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi 9 ve 10. sıralardayız. 9 ve 10. sıralarımız hepsi ters örülecek. Yani ön yüzde de arka yüzde de ters öreceğiz ilmekleri. Şu an ön yüzdeyiz. Bu sırayı ve bir sonraki sırayı ters örerek tamamlıyorum. Evet, 9 ve 10. sıraları ters ördüğümde bakın burada bir sıra haroşa oluşmuş oldu. Şimdi modelin tekrarına başlamadan önce arada 11 ve 12. sıralarımızda 2 sıra daha düz örgümüz var. Yani bu 2 sırada ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Şu an ön yüzde olduğumuz için bu sırayı düz örüyorum. Arkadan bir sırada ters örüyorum ve modeli tamamlıyorum. Evet, 12. sırayı tamamladığımda modelin bir tekrarı bitmiş oldu. Bakın görüntüsü bu şekilde. Şimdi bundan sonra tekrar 1. sıradan, yani şu haroşanın olduğu sıradan başlayarak modeli tekrar öreceğiz. Bakın ilk 1, 2 ve 3. sıralarımız hepsi ters olacaktı. Oradan başlayarak 12 sıra şeklinde modeli tekrar tekrar örmeye devam edeceğiz. Bundan sonra farklı bir uygulama yok, kol evine kadar. Bu şekilde modeli uygulayarak örelim. Evet, örgüye modeli uygulayarak devam ettim. Bakın şu an bu şekilde oldu. Lastikten sonra uyguladığım modellerin sayısı şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. modeldeyim. Şu an o modelin 12 sırasının 10 sırasını ördüm. Son 2 sırası kaldı. Uzunluğu da söyleyeyim. Şu an lastik dahil toplam uzunluğum 31 santimetre. Bu uzunluk benim için yeterli. Ama lütfen siz kendi beden ölçünüze göre ya da kendi isteğinize göre bu uzunluğu belirleyin. Çünkü herkesin beden özellikleri aynı değil. Daha kısa, daha uzun olabilirsiniz. Ya da kaza daha kısa ve daha uzun isteyebilirsiniz. Bu uzunluğu kendi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şöyle şemamızdan, çizimimizden bakarsak bakın ne yaptık şu ana kadar. 4 cm lastik örmüştük. Ardından da 27 cm model ördük. Toplamda 31 cm oldu bu kol evine dek. Şimdi kazağımız aslına bakarsanız düşük kollu olacak. Hiç kesme yapmadan bile örebiliriz. Ama kol kesiminin olduğu nokta belli olsun. Ufak da bir girintimiz olsun diye ben 2 ilmek kadar her iki taraftan kesme yapmak istiyorum. Şimdi onu göstereceğim size. Örgünün ön yüzündeyim. Şimdi bu taraftan 2 tane ilmek keserek başlayacağım. İlk ilmeği yine örmeden aldım. İkinci ilmeği düz ördüm. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden şöyle geçirdim. Aynı şeyi bir kez daha yapacağım. Şu an bir ilmek kesmiş olduk. Bakın bir ilmek daha ördüm. İlk ilmeği onun da üzerinden geçirdim. Toplamda 2 ilmek kesmiş oldum. Bu benim için yeterli. Eğer daha keskin bir kol girintisi isterseniz birkaç ilmek daha kesebilirsiniz. Şimdi ben devam ediyorum. Dediğim gibi modelin 11. sırasındayım. Düz öreceğim bu sırayı. Sıra sonuna dek örüyorum. Sıra sonuna dek ördüm. Şimdi örgümü çevirip bu taraftan da 2 tane ilmek keseceğim. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği örüp ilk ilmekle kesiyorum. Bir ilmek daha örüp diğer ilmekle kesiyorum. Şimdi arka yüzde ters örmem gerekiyor modele göre. Ters örerek devam ediyorum sıranın sonuna dek. Şimdi bu ikişer ilmekten oluşan minik kesintilerimizi yaptıktan sonra kolda artık örmeye devam edeceğiz. Yine şöyle göstereyim. Burayı da belli bir uzunluğa gelene kadar ördükten sonra
ense kesintisini yapacağız. Oraya kadar yine modeli uygulayarak örelim. Evet, kol kesiminden sonra arka parçamızı yeterince ördüm. Şimdi ne kadar ördüğümü şöyle çizim üzerinde anlatayım size. Gövdedeki 121 ilmeğimiz kollarda kestiğimiz her iki taraftaki ikişer ilmekten sonra 117 ilmeğe düşmüştü. Bu 117 ilmekle örmeye devam ettim. Bakın bu kol kesimini yaptığım model bitiminden sonraki ilk başladığım modelden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane modelin 12. sırasını tam olarak tamamladım. Şu an 6 model bitti. 7. modele başlama sırasındayım. Bu uzunluğum bakın bu kestiğim noktadan itibaren şu an bu ense kesimini yapacağım noktaya kadar uzunluğum 21 cm oldu. Bu 117 ilmekte bu kısmı ördüm. Şimdi burada artık ense kesimini yapacağız. Bunun için bu 117 ilmeğimizi 3'e ayırıyorum. Bu ense için 39 ilmek, kenarlara da 39 ilmek ayırıyorum. Bu 39 kenarda kalan ilmeklerden 3'er ilmek şimdi birazdan kesme yapacağız. En son bu omuzlardaki ilmek sayımız 36 ilmek olacak. Şimdi onu nasıl yapacağımıza birlikte bakalım. Dediğim gibi 117 ilmeği baştan 39 ilmeği sayarak ilk ayracı yerleştirdim. Birinci parça, birinci omuzluk için. Sonra ense için tekrar 39 ilmek saydım. Ve geriye kalan 39 ilmeğim de ikinci omuz olmuş oldu. Şimdi ense şekillendirmesini nasıl yapacağımıza birlikte bakalım. Bu sıra itibariyle yeni modele başlayacağım. Bu süreçte de yine modeli uygulamaya devam ediyorum. Modelin ilk sırasında olduğum için ters örerek başlayacağım. İlk ayracak dek, yani bu noktaya kadar ilk 39 ilmeği ters örüyorum. Son ilmeğe geldim bakın. Onu şöyle öreceğim. Burada bir tane fazladan ilmek çıkarmak istiyorum. Sonraki ilmekleri kesmek için kullanacağım. Bu ilmeği bir kere önce şöyle şu tarafından batıp bir ilmek alıyorum. Bir de normal ters örer gibi örerek bir ilmek daha çıkarıyorum. Yani bakın o ilmekten iki tane ilmek çıkarmış oldum. Şimdi ayracı alalım. O ikinci oluşturduğum ilmeği şimdi buradaki ilmekleri kesmeye başlamak için kullanacağım. Bu arasının daha düzgün durmasını sağlamış oluyorum bu sayede. Şimdi kesmeyi düz yapalım. Bu yakadaki, pardon, ensedeki ilmekleri keseceğiz. Düz örerek yapalım bu kısmı. Şimdi bakın ilk enseye ait ilk ilmeği örüyorum düz. Sonra bu oluşturduğum fazla ilmek vardı ya, bir önceki ilmek. Onunla böyle kesiyorum. İlk kesmemizi yaptık. Devam edelim. Elimiz biraz bol olabilir, gergin durmasın kesmemiz. Önce örüyorum, sonra bir önceki ilmekle kesiyorum. Evet, bu şekilde devam edelim. Bütün ense ilmeklerini keselim. Devam ediyorum kesmeye. Bakın. Ayrıca geldim. Burada 39 ilmek var ama bununla 40 oluyor. Dolayısıyla bir tane daha kesmem lazım 39'a düşürmek için. Evet, şimdi bu ördüğüm, kestiğim ilmekle birlikte toplamda 39 tane ilmek olmuş oldu. Şimdi devam edelim modeli uygulayarak bu sıramızı örmeye. Öncelikle bu omuzu öreceğiz, sol omuzu öreceğiz. Bitirip diğer omuzu ondan sonra yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Arka sırada da ters örmem gerek modele göre. Arka sırayı da ters örüp buraya tekrar geliyorum. Evet, ön ve arka sırayı örüp geldim. Şimdi yine bu noktadayım. Burada kesmemizi yapacağız. Az önce de söylediğim gibi bu kenarda da 39 ilmek ayırmıştık en başta.
Şimdi burada 3 defa birer ilmek keserek, yani toplam 3 ilmek keserek omuzda 36 ilmeğe düşeceğiz. Şimdi bu sırada ilk kesmeyi yapacağız. Bunun için kenardan ilk ilmeği bu şekilde örmeden aldıktan sonra sırada gelen 2 ilmeği sola kesme yapacağım. Bunun için ilmeklerin önce yönünü düzeltiyorum şöyle. Bu şekilde düzelttikten sonra 2 ilmeği birlikte örerek alıyorum. İlk kesmemizi yaptık. Şimdi modeli uygulayarak devam edeceğim. Modele göre ön sırada ters örmem, arka sırada bir düz bir ters örmem gerekiyor. Şimdi bu iki sırayı örüp yine tekrar başlangıç noktasına geliyorum. Evet, ön ve arka sırayı yine örüp geldim. İkinci kesmeyi yapacağım. Yine aynı şekilde ilk ilmeği aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmeklerin yönünü düzeltiyorum. Ve bu iki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Sonra modeli uygulayarak örmeye devam edeceğim. Şu an ön yüzde bir düz bir ters örmem gerekiyor. Arka yüzde ters öreceğim. Yine buraya başa geldiğimizde üçüncü ve son kesmeyi yapacağız. Evet, yine kesme noktasındayım. Üçüncü ve son kesmeyi yapalım. Yine ilk ilmeği aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Birlikte düz örerek son kesmeyi yapıyorum. Şimdi bu iki sıramızı modele göre örüp yine başlangıç noktasına gelelim. Evet, modele göre önden düz, arkadan ters örerek geldim. Ve artık arka parça için bu sol omuz şekillendirmesini tamamlamış olduk. Şimdi ben omuzları önle birleştirirken örerek birleştireceğim. O yüzden ilmekleri şu an kesmiyorum. Siz eğer dikişle birleştirmek isterseniz bu sırada bütün ilmekleri keserek kapatın. Ön ilmekleri de bitirdiğinizde, ön parçanın yine kapattığınızda iğne ile iki tarafı dikerek omuzları birleştirebilirsiniz. Ben şimdilik bu ilmekleri şöyle öncelikle ipimi keseyim artık. Burada omuz şekillendirmem bitti. Bu ilmekleri bir tane ilmek tutucuya alacağım. Böyle bir aparat yoksa elinizde, dilerseniz bir ip parçasını da geçirebilirsiniz. Bir iğne ile birlikte bütün ilmekleri ipe alabilirsiniz. Şimdi ben bu ilmekleri tutucuya alıyorum. Evet, ilmekler tutucuda. Bekleyecekler bunlar burada. İpimizi kestik. Bu kesmeye ilk yaka ense kesmesini yapmaya başladığımız noktadan itibaren burası 2 santimetre oldu bu omuz şekillendirmesi. Bakın onu da şöyle çizimde gösterdim, 2 santimetre olarak burasını. Bu durumda şu an örgümüzün toplam etek ucundan bu noktaya kadar olan toplam uzunluğu 54 santimetre olmuş oldu. Dediğim gibi siz bu uzunlukları kendi bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Şu an nihai olarak omuzlarda da, daha doğrusu bu omuzda da 36 ilmeğimiz var. Aynı uygulamayı şimdi diğer omuzda da yapacağız. Evet, diğer omuza başlayalım. İlk başta hatırlarsanız sıra başından başlayıp bu 39 ilmeği örüp sonra aradaki ense için ilmeklerimizi keserek diğer omuza devam etmiştik. Şimdi bu ön sırasını ördüğümüz için bu kısmın arka sıradan başlıyorum. İpimi buradan bağlayarak başlayacağım. Modele göre ters örmem gerekiyor bu sırada. O nedenle ters örerek başlıyorum. Bütün sırayı ters örüyorum. Şimdi ön sıradayım. Modele göre yine ters örmeliyim. Ters örerek başlıyorum. İlk tekli kesmemizi bu sıranın sonunda yapacağız. Bunun için sıra sonundaki son 3 ilmeğe dek örüyorum. Son 3 ilmeğe dek ördüm. Şimdi bu taraftaki kesmemizi yapacağız. Burada kesmemiz sağa doğru olacak. Bunun için şöyle ipi arkaya doğru alıyorum ve kenardan ikinci ve üçüncü ilmekleri birlikte, bakın şöyle düz örerek kesiyorum. Son ilmeğim kenar ilmek, onu yine ters örüyorum.
İlk kesmemizi yaptık. Şimdi modele göre arka sırada bir düz bir ters örmem gerekiyor. Onu öreceğim. Ön yüze de tekrar bir düz bir ters örmem gerekecek ve ikinci kesme için yine aynı noktaya kadar, son 3 ilmeğe kadar geleceğim. Son 3 ilmeği de gördüm. Yine burada kesmemi yapıyorum. 2 ilmeği bu şekilde birlikte alıp kenar ilmeğini ters örüyorum. İkinci kesmemizi yaptık. Arka sırayı örelim. Üçüncü kesme için yine son 3 ilmeğe de gelelim. Evet, önce arka sırayı, sonra son 3 ilmeğe dek ön sırayı ördüm. Burada üçüncü ve son kesmeyi yine yapıyorum. Ve kesmeleri tamamlamış oluyorum. Bu omuzda da yine 36 ilmeğe ulaştım. Şimdi arka sırayı tamamlayalım. Evet, bu omuzu da tamamlamış olduk. Şimdi bu ilmekleri de yine başka bir ilmek tutucuya alıyorum. Evet, örgünün arka parçasını tamamlamış olduk. Bakın. Şimdi bundan sonra ön parçayı öreceğiz. Ön parçamızda da yapacağımız şeyler aslında çok benzer. Aynı ilmek sayısıyla başlayacağım. 121 ilmekle lastiği öreceğim aynı uzunlukta. Sonra modeli uygulayarak devam edeceğim. Aynı uzunluğa kadar, kol kesimine kadar öreceğim örgüyü. Ondan sonra kol kesimini de yine aynı yapıyorum. Her iki taraftan ikişer ilmek. Bunlar tamamen birebir aynı olacak arka parçayla. Kol kesimini de yaptıktan sonra bu arka kısmı öreceğiz. Buradaki mesafemiz değişecek bu yaka kesimi için geleceğimiz noktaya kadar. Ben şimdi o kısmı öreyim. Buraya kadar zaten aynı, kol kesimine kadar, sadece bundan sonraki uzunluk değişecek. Orayı öreyim. Ne kadar ördüğüm bilgisini paylaşacağım sizinle. Ardından ön parçanın yaka kısmıyla birlikte yine çalışmaya devam edeceğiz. Evet, kazağın ön parçasını örmeye devam ettim. Öncelikle kol kesimine kadar aynı uzunlukta ördüm. Kolda her iki yönde ikişer tane ilmek kestikten sonra 18 cm daha ördüm. Bu kol kesiminden sonra ördüğüm kısım, bu 18 cm'de bakın 1, 2, 3, 4, 5 kere modeli uyguladım. 5. modelin tamamını, 12 sırasını bitirdim. Şimdi bu sırada ön yaka için şekillendirme yapmaya başlayacağım. Bunu çizim üzerinde de göstereyim. Bakın, lastikle başladık. 4 santim 27 santim ördüm. Ardından ikişer ilmek kestim her iki tarafta kol kesimi için. Sonra 18 santimetre ördüm. Şimdi burada yakaya başlayacağız. Yaka için bu ön kısmı 33 ilmek ayırdım ben. Omuzlarda hatırlarsanız arkada da 36 ilmek kalmıştı. O nedenle omuzlara da 36 ilmek ayırdım. Kenarlarda da 6'şer ilmek, tıpkı arkada olduğu gibi keseceğimiz ilmeklerimizi ayırmış olduk. Şimdi bunun için dediğim gibi ortada 33 ilmek, kenarlarda da 36 artı 6, 42'şer ilmeği şöyle işaretledim. Baştan 36 artı 6, 42 ilmeği saydım, ayrı açı yerleştirdim. Yaka için 33 ilmeği ayırdım. Ardından yine diğer omuzda da toplamda 42 ilmeğim kaldı. Şimdi aynı şekilde arkada olduğu gibi önce bu ortadaki ilmekleri keseceğiz. O nedenle sıra başından başlayarak ilk ayrıca dek örüyorum. Yine modelimizi uygulamaya devam ederek. Son ilmeğe geldiğimde yine onu çift ilmeğe çıkartacağım ki oluşturacağım ilmekle kesme yapabileyim. Şimdi kesmelere başlayalım. İlk ilmeği ördüm. Oluşturduğum bu ilmekle kestim. Devam ediyorum aynen arkada olduğu gibi. Evet, ayrıca kadar ilmekleri kestim. Bu bir ilmeği de yine kesmem gerekiyor fazlalık olmaması için. O nedenle bir kesme daha yapıyorum. Şu an şişte toplamda 36 artı 6, 42 tane ilmeğim kaldı. Şimdi burayı modele göre ön ve arkayı örüp devam edeceğim. Bir sonraki sırada bu noktada ilk kesmemizi yapacağız.
Evet, ön ve arka sırayı örüp geldim. Şimdi burada ilk kesmemizi yapalım. Aynen arkada olduğu gibi yapacağız. Sadece bir kere göstereceğim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bu tarafta sola doğru kesme yapacağım. O nedenle bakın, ilmeklerimi şöyle yönünü düzeltiyorum. Sizin ilmekleriniz zaten bu şekilde duruyorsa düzeltmenize gerek yok. Bu iki ilmeği keserek alıyorum. Şimdi bir tane kesme yapmış oldum. Modele göre öreceğim yine ön ve arka sırayı. Tekrar bu noktaya geldiğimde bir sonraki ön yüzde ikinci kesmeyi yapacağım. Bu şekilde toplam 6 kere kesme yapacağım. Şu an 42 idi bu sıraya başlarken ilmek sayımız. 6 kesme sonucunda 36 ilmeğe düşecek omuz ilmeklerimiz ve o noktada artık kesmeleri tamamlamış olacağız. Bu kısmı hemen örelim birlikte. Evet, kesmeleri tamamladım. Bakın, toplamda 6 kere birer ilmek kestim. 6 ilmek eksilmiş oldu. 42 ilmekle başlamıştım. Şu an şişte 36 tane ilmek kaldı. Şu çizimden bakarsak, bakın arka parçada kol kesiminden sonra 21 artı 2 toplam 23 santimetre örmüştük. Burada ise ön parçamızda ise kesmelere başlarken 18 santimetremiz vardı. Dolayısıyla bu kısmın bitimine kadar 5 santimetre daha örmem gerekiyor. Dolayısıyla bu kısmı 5 santimetre olana kadar kesme yapmadan örmeye devam edeceğim. Bunu zaten bakın şuradaki modelin olduğu noktadan da anlayabiliriz. Son modelin bakın 8 sırasını örmüşüm arka parçada. Şimdi henüz yeni başlıyorum o son modeli. Aynı noktaya gelene kadar kesme yapmadan öreceğim. Evet, sağ omuzu kesme yapmadan biraz daha ördüm. Şu arkadaki modele bakarsak bakın son modelin 8 sırası örülmüştü. Ben ön tarafta 10 sırasını ördüm. Yani 2 sıra daha fazla ördüm. En son bu kesme yaptığımız sıradan sonra 8 sıra örmüş oldum. Bunun nedeni de bu omuz birleşme noktasının bir tık arkaya kayık durmasını istediğim için sadece 2 sıra daha fazla örmüş oldum ön omuz kısmını. Şimdi bu arkanın ilmeklerini bir tutucuya almıştık hatırlarsanız. Bu iki tarafı örerek birleştireceğiz. Bunun için şöyle bakın arka parçayı da omuzlar çakışacak şekilde şöyle tutuyorum. Ama birleştirmeyi ön yüzlerden değil arka yüzlerden yapacağım. Yani örgünün her iki parçasının da ön yüzleri iç yüze gelecek. Onun için bakın şöyle yapıyorum. Şöyle bu ön yüzü tersini çeviriyorum. Arkada da bu şekilde tersini tutarak bakın ön yüzleri içte kaldı. Şöyle çakıştırıyorum. Şimdi dediğim gibi örerek birleştireceğiz. Eğer siz arka parçanın ilmeklerini kesmişseniz burada bu ön parçanın ilmeklerini de kesip dikerek birleştirebilirsiniz. Bu ilmeklerimiz ilmek tutucudaydı. Şöyle şu şekilde açıp bununla örmeye çalışacağım. İsterseniz bir şişe de alınabilir. Hatta öyle yapalım. Daha kolay olacaktır. Şöyle bakın. İlmek tutucudaki ilmekleri, arkanın ilmeklerini bir şişe alıyorum. Üçüncü bir şişe. Evet, bütün ilmekleri aldım. Dediğim gibi şöyle iki şişi birbirine çakıştırarak tutuyorum. Her iki şişte de 36'şar tane ilmeğimiz var. Şimdi onları örerek birleştireceğiz. Bir sınırlı şişimin diğer ucuyla birleştireceğim. Bunu şöyle yapıyoruz bakın. Önce birinci şişten bir ilmeği alıyorum örer gibi. Sonra ikinci şişten birinci ilmeği alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Ve şişten düşürüyorum her iki ilmeği. Şimdi bir ilmek oluştu. Kesebilmek için bir ilmeğe daha ihtiyacım var. Aynı şekilde her iki şişten birer ilmeği birlikte örüyorum. İki ilmeğe ulaştım. Şimdi bakın ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Devam edelim aynı şeye. Birer ilmek daha ördüm her iki şişten de.
İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirdim. Burada ipimizi bol tutmaya çalışalım. Gergin olmasın omuz dikişi. Tekrar bir ilmek daha ördüm. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir kez daha göstereyim. Ördüm bir ilmek. Ve ilk ilmekle kestim. Bu şekilde bütün ilmekleri keselim. Evet, bütün ilmekleri örerek birleştirdim. Bakın omuzda bu şekilde temiz bir görüntü oluşmuş oldu. Ardından ipi keserek bu omuzda işimi tamamlamış oldum. Şimdi ön parçanın diğer omuz kısmına geçelim. Yine arkadan ipimizi bağlayacağız ve örmeye başlayacağız. Modelin ters örülen sırasındayım. O nedenle ters örerek başlıyorum. Arka yüzü öreceğim. Ardından ön yüzün son 3 ilmeğine kadar yine modeli uygulayarak örmeye devam edeceğim. Evet, ön yüzde son 3 ilmeğe kadar geldim. Burada sağ kesme yapacağız. Şöyle 2 ilmeği önden birlikte düz örerek kesiyorum. İlk kesmemi yapıyorum. Kenar ilmeğini örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi burada ilk kesmemizi yapmış olduk. Bunun gibi arka sırayı örüp bir sonraki ön sıranın yine son 3 ilmeğine geldiğinde ikinci kesmeyi yapacağım ve benzer şekilde toplam 6 kere kesme yapacağım. 36 ilmeğe düşüreceğim. Ondan sonra tıpkı diğer omuzda olduğu gibi aynı noktaya gelene kadar kesmeden örüp yine bu omuzu da birleştirerek tamamlayacağım. Bu kısmı yapalım yine. Evet, sol omuzu da aynı şekilde ördüm. Şimdi arkanın ilmekleriyle tekrar örerek aynı şekilde birleştireceğim. Ama bu noktada söylemem gereken bir şey var. Şimdi ben bu omuzları birleştirdiğimde bakın yaka yuvarlak bir form almış olacak ve misinalı şişle ilmek çıkartarak dikişsiz bir şekilde öreceğim. Size de o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ama misinalı şişle örmek istemezseniz, normal şişle örecekseniz, bu omzu birleştirmeden bu şekildeyken bakın buradan itibaren bütün yakadan ilmek çıkartıp örüp ondan sonra omzu birleştirmeniz daha uygun olacaktır. Ama dediğim gibi ben örgü kalitesi açısından misinalı şişle dikişsiz örmenizi tavsiye ederim. Şimdi aynı şekilde bu omzu da şöyle ters çevirelim. Her iki tarafın ters yüzü dışa gelecek. Düz yüzleri içte birbirine bakacak şekilde. Ardından tamamen diğer omuzdaki gibi birleştireceğim. Evet, her iki omuzu da birleştirdim. Örgü şu an bu durumda. Artık kollara başlayabiliriz. Evet, kollara başlayalım. Kolun bir tanesini ördüm ben. Bakın göstereyim öncelikle. Görüntüsü bu şekilde. Kol için gövdeden ilmek çıkardım. Sonra bileğe doğru eksiltmeler yaparak ve modeli uygulayarak ördüm ve bilek kısmında yine lastik örerek kolu bitirdim. Şimdi aynı bütün bu yaptığım uygulamaları ikinci kolda size anlatacağım. Evet, şimdi diğer kol için birlikte ilmek çıkarmaya başlayalım. Bakın kol kesimi yaptığımız nokta şurası, ikişer ilmek kesmiştik. Oradan kolun başlangıç noktasını anlayabiliyoruz. Şimdi şöyle tutuyorum. Bakın o iki tane kestiğimiz ilmek şunlar. İlkinin içinden şöyle şişimi geçirerek ilmek almaya başlıyorum. İpimi bağlayacağım burada. Şöyle geçirdim bakın oradan ipimi. Ve ilk ilmeği aldım. Sonra ikinci kestiğim ilmek bakın şu iki parçası görünüyor şöyle. Onun altından geçerek ikinci ilmeği alıyorum. Şöyle.
Şu an şişte 2 tane ilmeğim oluştu. Şimdi yine kenardan bakın, şu kenar ilmekleri zaten görünüyor. Bakın şöyle iki parçası da kenar ilmeklerinin çok net bir şekilde gözüküyor. Bunların altlarından girerek ilmeklerimizi çıkaracağız. Sırayla çıkartıyorum. Bakın böyle. Sonra şu ilmek. Devam ediyorum. Yine kenar ilmeği. Her birinden bir tane. Evet, bu şekilde ilmek almaya devam edeceğim. Şu omuz birleşim noktasına geldiğimde yine oradan devam ederek arka tarafa geçip, daha doğrusu kazağın ön tarafı orası, devam edeceğim ve en son buradaki iki kestiğim ilmeğe kadar orada da iki tane ilmek alarak ilmek çıkartacağım. Diğer kolda toplamda ben 88 ilmek çıkarttım. Yine aynı şekilde aynı sayıda ilmekleri buradan da çıkarıp örmeye başlayacağım. Devam ediyorum ilmek almaya. 84 ilmeğim var şu an. 85, 86 ve son olarak burada kestiğim 2 tane ilmeğe geldim. Onlardan da 2 tane çıkaracağım. 87 ve 88. Toplamda 88 tane ilmek çıkardım. Bir eksik bir fazla çok da fark etmez açıkçası. Sadece iki tarafın eşit olmasına özen göstermelisiniz. Şimdi örgünün arka yüzünden öreceğim. Bu arada misinalı şiş kullanmak zorunda değilsiniz. Dikişsiz örmeyeceğiz. Normal şişle de örebilirsiniz ama misinalı daha kolay olacaktır yine de. Şimdi ters örelim. Arka sıradan bütün ilmekleri. Sıranın sonuna dek ters ördüm. Şimdi ön yüzü çevireceğiz. Ön yüzde bir sıra düz. Sonra ardından arka sırada bir sıra daha yine ters örelim. Bakın en başta şöyle bir 3 sıralık düz örgü örmüştüm. O kısmı örüyoruz şimdi. Yani ön yüzdeyim. Düz öreceğim. Ardından arka yüzde bütün ilmekleri ters öreceğim. Sonraki ön yüzde modeli kurmaya başlayacağız tekrar. Ön sıranın sonuna geliyorum. Son ilmekleri yine her iki yönde de ters örmeye devam edeceğiz. Bizim kenar dikişimizi kolaylaştıracak o ilmekler. Ön yüzde de arka yüzde de ters örüyorum son ilmekleri. Şimdi ön yüzü bitirdikten sonra arka yüzde de bütün ilmekleri yine ters örelim. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Bu sıradan itibaren modeli kurmaya başlayacağım. Modeli anlatmayacağım. Aynen gövdedeki modeli uygulayacağız. Daha önce anlatmıştım. İlk 3 sıramız ters olacak. Sonra 4. 5. sıralarımız bir düz bir ters olup yine aynı sıralamada devam edilecek. O kısmı göstermeyeceğim ama şunu belirteyim. Şimdi diğer kolda ilk kesmeyi ben bu başladığım modelin 11. sırasında, yani önden düz ördüğüm sırada yaptım ilk kol kesmesini. Yaklaşık 4 cm olmuştu oradaki mesafe. Orada yaptığım için sonrasında da yine her modelin 11. sırasında kesmeleri yapmaya devam ettim. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kere model uyguladım. 13 kere de kesme yapmış oldum. Oraya geldiğimde kesmeyi nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi modeli uygulayarak 11. sıraya kadar devam edeceğim. Bu kısmı ben tekrarlayayım. Kesmeyi birlikte yapalım. Evet, modelin ilk 10 sırasını ördüm. Şimdi 11. sıradayım. Yani bakın 11. sıramız ön yüzden düz ördüğümüz sıraydı. Şu ana kadar kolun uzunluğu 4 cm oldu. Burada ilk kesmeyi yapacağım. Hemen nasıl yaptığımı göstereyim. Hem başta hem sonda birer tane ilmek keseceğiz. Şöyle yapıyorum. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bu taraftaki kesmeyi
sağ kesme yapacağım. Çünkü kesme yönlerimiz hep bu orta dikişe doğru olacak. Yani bu yönde sağa doğru. Bakın ikinci ve üçüncü ilmekleri şöyle biraz bollaştırıp önden birlikte örerek alıyorum. Sağa kesme yapmış oluyorum. Devam ediyorum. Şimdi modelin bu sırası ön yüzde düz ördüğüm sıraydı. Bütün ilmekleri öreceğim. Son 3 ilmeğe kadar. Son 3 ilmeğe kadar düz örerek geldim. Şimdi buradaki kesme yönümüz yine kenar dikişine doğru. Yani bu defa sola doğru olacak. O nedenle ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. Bu şekle getiriyorum ve ardından bu 2 ilmeği birlikte örerek alıyorum. Kenar ilmeğimiz yine ters. Evet, böylece ilk kesmeyi birlikte yapmış olduk. Bu modelin 11. sırasıydı. 12. sırada arka yüzden ters örerek modelin bir tekrarını tamamlayacağım. Arkasından tekrar ikinci modele başlayacağım. O modelin yine 11. sırasında aynı şekilde şu an yaptığımız gibi kesmelerimizi yapacağız. Her iki taraftan birer kere. Şimdi diğer kolda söylemiştim daha önce de toplam 13 modelim var. Her birinde kesme yaptım. Dolayısıyla 13 kere kesme yaptım. Toplam 26 ilmek eksildi. 62 ilmeğe düştüm en son. Ondan sonra lastiğe başladım. Bu şekilde kesme araları yaklaşık 3'er santimetre oldu. Evet, şimdi bu kısmı örelim. Sonra lastikte tekrar birlikte çalışalım. Evet, kolu anlattığım şekilde ördüm. Toplamda 13 kesme yaptım. Ve şu an şişte 62 tane ilmeğe ulaştım. Artık bu sıra itibariyle lastiğe başlayacağım. Lastikte 3,5 numara şişe geçeceğim. Diğer lastiklerde olduğu gibi. Ve biraz daha ilmek keseceğim. Dediğim gibi şu an 62 ilmek. 9 tane daha ilmek kesip 53 ilmeğe düşüreceğim. Şimdi toplamda 62 ilmekte 9 ilmek kesebilmek için 4-5 ilmek aralıklarla kesme yapabilirim. 3,5 numaralı şişimi aldım. Ve örmeye başlıyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeği düz örüyorum. Sonra bir tane ters örüyorum. Düz, ters. 5 ilmek oldu. Şimdi bir tane kesme yapabilirim. Şöyle bakın, 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Bu düz oldu. Arkadan bir tane ters. Tekrar bir düz, bir ters. Burada yine bir daha bir kesme yapalım. 2 ilmeği yine birlikte örerek alıyorum. Bu şekilde hem bir düz bir ters örüyorum, hem 4-5 ilmekte bir kesme yapıyorum ve 3,5 numara şişe geçmiş oluyorum. Bu sırayı tamamlayalım. Toplamda 53 ilmeğe düşmüş olalım. Evet, sırayı tamamladım. Şu an şişte 53 tane ilmek kaldı. Lastiği örmeye devam edeceğim. Diğer kolda yaklaşık 6 cm uzunluğunda lastik örmüştüm. Şimdi bu kolda da 3,5 numara şişimle aynı uzunlukta lastiği örüyorum. Lastiği 20 sıra kadar ördüm. Uzunluğu 6 cm oldu. Bu arada lastikten önceki kol boyu, bakın şu omuz çizgisinden itibaren 42 cm'ydi lastiğe kadar. Şimdi 6 cm'de lastik ördüğümüzde toplam kol boyu 48 cm oldu. Siz kendi kol boyunuza göre istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz örgünüz. Şimdi burada ilmekleri keserek kapatacağız. Burada daha önce bu yakada ve ensede gösterdiğim gibi örerek kesme tekniğini kullanabilirsiniz. Bu şekilde yapacaksanız lütfen elinizi bol tutun. Kol ucu, bilek kısmı gergin olmasın örgünün. Ben iğne ile kapatma yöntemini kullandım. Daha önce birçok projede de anlatmıştım o yöntemi. Bu yöntemle bakın hem daha esnek, hem daha tok, hem de daha güzel bir görüntüsü oluyor örgünün. Şimdi burada yine aynı tekniği kullanacağım. Şimdi eğer iğne ile kapatacaksanız keseceğiniz ipin en az bu örgü uzunluğunun, bakın şöyle ölçün bir boyunu örgünün, en az 4-5 katı kadar olmasına dikkat edin. Ben ondan biraz daha fazla tuttum, 6-7 kat kadar. Sonrasında bir miktar, bakın bu yan dikişini de yapabilmek için kolun. Şimdi bu
kutu dikiş şeklini göstereceğim size. Kenardaki ilk ilmeğin bir ters ilmek. Şimdi bu ilk ilmeğe şöyle önden giriyorum. Ve şişten düşürüyorum. Sonra çok detay anlatmayacağım, sadece göstereceğim. Bunu anlattığım videolarım var. Burada bakın yaptığımız işlem iki tane düz ilmek, yani ilk şu an önümdeki ilk ilmek, aradaki tersten sonraki düz, iki düz arasında yaptığım bir işlem var. Sonra da bu düzlerin aralarındaki iki ters ilmek için yaptığım bir işlem var. Şimdi bakın düz ilmeklerde şöyle yapıyorum. İlk düz ilmeği bu şekilde düz ilmeği örer gibi şişimi, daha doğrusu iğneyi geçirip şişten düşürüyorum. Aradaki ters ilmeği atlayıp ikinci düz ilmeği bu şekilde alıyorum. Ve ipi çekiyorum. Şimdi sıra ters ilmeklerde. İlk ters ilmeği yine ters örer gibi bakın bu şekilde alıp şişten düşürüyorum. İkinci ters ilmek için bu sıradaki düz ilmeği atlayıp şöyle bakın aradan ipimi geçirip bu ters ilmeğin içinden bakın buradan arkaya tekrar geçiyorum. Şu ana kadar yaptığım hareketlerin tekrar şeklinde bütün ilmekleri kapatacağız. Şimdi tekrar bakın düz ilmekteyim. Önden düz örer gibi sonra ikinciyi bu şekilde. Ters ilmeklerdeyim. İlk ilmeği ters örer gibi örüp çıkartıyorum. İkinci ilmeği bakın iki hareketi birlikte yapacağım. Şu aradan iğneyi geçirip bu tersin içinden geçiriyorum. Son bir kez daha göstereceğim. Düzleri bakın böyle. Tersleri böyle. İlk başta bu hareketleri ayrı ayrı da yapabilirsiniz isterseniz eliniz alışana kadar. Evet bakın oluşmaya başladı esnek kapatma şeklimiz. Bütün ilmeklerimizi sonuna kadar kapatalım. Son iki ilmekteyim. İlk ilmek bir düz ilmek, onu düz örer gibi. İkinci ilmek bir ters ilmek, onu da ters örer gibi bu şekilde alıp bütün ilmekleri kapatmış oluyorum. Bakın oldukça esnek ve güzel bir kapanma şekli oldu. Evet, şimdi iğnede kalan ipimle kol dikişini yapmaya başlayacağım. Bakın böyle kolumuz iç kısmı. Şöyle dış yüzü dışta kalacak şekilde iki tarafı böyle tutuyorum. İpim burada zaten takılı. Buradan şöyle karşıya bir geçiyorum. Karşıdaki en uçtaki ilmeği. Tekrar buradan bir daha geçip sağlamlaştırmak istiyorum. İki tarafı bu şekilde önce birleştirdik. Şimdi bakın dikiş teknemiz her iki tarafta şu kenar ilmekleri var. Bakın şu şekilde iki parçası birlikte. Şöyle baktığımızda V şeklinde görünüyor. O ilmeklerden dikeceğiz. O ilmeklerin hemen içinden daha doğrusu bakın. Bu ilmek şurada bitiyor. O ilmeğin hemen bitiminde şu aralardan dikeceğiz. Bu tarafta da yine aynı şekilde bakın kenar ilmeklerimiz var. Şunlar. Onun hemen bitimi bakın şuralar. Buralardan dikeceğiz. Şimdi bu ipi karşıdaki şu ilk kenar ilmeğinin şöyle içine bakın şurası ilk kenar ilmeği şöyle içine geçiriyorum. Şöyle tutalım. Şimdi aynı şekilde buradaki ilk kenar ilmeğinin şöyle bakıyorum yandan. Yandan baktığınızda kolaylıkla görebilirsiniz. Şöyle geçiyorum. Şimdi bu tarafta yine ilk ipimin geldiği yer bakın şurası. Oradan geçerek hemen bir üstü. Bakın bu arası. Daha önce bu tekniği yine kullandım birçok çalışmada.
izleyenler hatırlayacaktır. Şimdi bu tarafta bakın ipimiz şuradan çıktı. Çıktığı yerden hep devam edeceğiz şöyle. Şöyle bakın. Birkaç sıra ilerledikten sonra zaten çok düzene girecek ve otomatikman anlayacaksınız. Şöyle ipin bolluğunu da alalım. Nereden geçmeniz gerektiğini otomatikman görüyor olacaksınız. Bakın böyle. Buradan bir üste. Şöyle aralardaki bakın şu iplerden geçiriyorum. Şimdi karşı taraf. En son buradaydı. Buradan bakın hemen üstüne şuraya. Anlaşıldı sanıyorum. Birkaç tane daha yapayım hızlıca. Bakın lastik bitti. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Burada karşılıklı doğru sıraları birleştireceğinizi modeli takip ederek de kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bakın şu an tam bu haroşa sırasındayım bu tarafta. Tam ondan geçirdim iğneyi. Aynı şekilde karşıda da yine bu haroşa sırasından bu şekilde geçiriyorum. Zaten sırayla hiç atlamadan devam ederseniz modelin karşılıklı sıraları da birbirine denk gelecektir. Evet, bu şekilde dikmeye devam edelim. Kol altına kadar geldiğimizde şöyle göstereyim. Bakın burası kol altı. Yine buradan da aynı şekilde yine kenar ilmeklerinden dikmeye devam edeceğiz. Gövde kısmını, yan gövdeyi ve oradan en son lastiğe kadar gelerek bütün dikişi tamamlayacağız. İp muhtemelen yetmeyecektir. Bittiği noktada itibaren yeni ip alarak devam edeceğim. Evet, bu şekilde yan dikişi tamamlayalım. Evet, devam ederek önce kol dikişini ardından yan dikişini tamamladım. Böylece dikiş işlemimiz bitmiş oldu. Şimdi sıra artık kazağın yakasında. Kazağı ben misinalı şişle ve dikişsiz bir şekilde öreceğim. Lastiklerde olduğu gibi 3,5 numara misinalı şiş kullanacağım. Şimdi bu omuz dikişlerini dikerken de söylemiştim. Siz misinalı şiş kullanmak istemeyebilirsiniz. Normal şişle örmek için omuzlardan bir tanesini dikmeyin. Ve bu açık kısımdan başlayarak ilmek alıp bütün yaka çevresinden ilmek aldıktan sonra normal şişle örerek yakayı tamamlayın. Ben misinalı şişle şimdi ilmek almaya başlayacağım. Şöyle kazağın arka tarafını çeviriyorum. Arkadan başlayacağım ilmek almaya. İpimi bakın şuraya bağladım. İlmek çıkartırken bakın bu arkadan birleşen şu düz ilmekleri takip edeceğiz. Bakın bu ilmekler. Her birinden buralardan birer tane ilmek çıkartacağız. Şimdi ipi bağladığım nokta burası. Oraya yakın ilk ilmek bakın şu. Şu gelen ilmeğin devamı. Oradan şişi geçirerek ilk ilmeği çıkartıyorum. Zorlanırsanız tığ da kullanabilirsiniz. İlk ilmekten sonra hemen yanındaki ilmeğe bakın şu ilmek geçiyorum ve oradan da bir tane ilmek çıkartıyorum. Devam ediyorum hemen yanındaki ilmek. Devam ediyorum.
Evet, bu şekilde ensede bu kestiğimiz, kapadığımız, bakın bu ilmekler boyunca diğer omuza kadar ilmeklerimizi alıyoruz. Evet, bu düz kısmı tamamladım. Şimdi bakın burada kestiğimiz ilmeklerin olduğu noktadayız. Burada şöyle yapacağız. Her kestiğimiz ilmek zaten görünüyor. Bakın bir tane ondan alacağım. Bir de aradaki, bir sonraki şu kestiğim ilmekle arada bakın tomurcuk gibi bir nokta var. Şu nokta. Bir tane de buradan alacağım. Şöyle şurası. Biraz açtırırsanız çok kolaylıkla alabilirsiniz. Tekrar bakın bu kestiğim ilmek kenarda görünüyor zaten, ondan alıyorum. Sonra bir sonraki kestiğim ilmekle aradaki bakın şu tomurcukta. Şurada. Şöyle açarsanız görünüyor zaten. Devam edelim. Burası çok kısa bir mesafe. Tekrar kestiğim ilmek. Tekrar aradan şuradan bakın. Tekrar kestiğim ilmek. Ve son bir tane de şöyle şuradan alalım. Dikişe geldim. Omuz dikişine. Şimdi ön tarafa geçiyorum. Burada kısa bir mesafe düz inen kısım var. Sonra kesme yaptığım noktaya geleceğim yine. Bu düz inen kısımda yine şu kenar ilmeklerinden alacağım. Bakın 3 ilmek al, bir tane atla şeklinde yapacağız. Bakın birini aldım. Sonra tekrar aradaki bu tomurcuktan batıyorum. İkinciyi. Üçüncüyü yine kenar ilmeğinden alıyorum. Dördüncüyü, tomurcuğu atlıyorum. Sonra gene kenar ilmeği bir, aradaki tomurcuk iki, yine kenar ilmeği üç, aradaki tomurcuğu atlıyorum. Sonra tekrar kenar ilmeği. Bakın bu arada zaten kesme yaptığım noktaya geldik. Burada yine hem kenar ilmeklerinden hem aradaki tomurcuklardan alacağız. Evet, orayı da aldım ve yine ön tarafta keserek kapattığım ilmeklerin bakın olduğu noktaya geldim. Onlardan da her birinden birer tane alacağım. Şuradan başlayalım. Ve sonra alttan gelen ilmekleri yine takip ederek her birinden birer tane ilmek çıkartıyorum. Evet, tekrar kesme ilmeklerin olduğu noktaya geldim. Şimdi bu tarafta da diğer tarafta olduğu gibi aynı kurallarla ve aynı noktalardan aynı sayıda ilmek alarak devam edeceğim. Neydi kurallarımız? Bu kesmelerin olduğu noktada hem kesme kenar ilmeklerinden hem aradaki tomurcuklardan. Sonra şu düz devam eden yukarıya doğru ördüğümüz kısa kısımdaysa 3 tane al, bir tane atla şeklinde kuralı uygulayarak ilmek almaya devam edeceğim ve başlangıç noktasına kadar geleceğim. Evet, başlangıç noktasına kadar ilmek almaya devam ettim. Bakın başladığım nokta burası. Toplamda ilmek sayım 128 ilmek oldu. İlmek sayınızın çift olmasına dikkat edin. Çünkü bir düz bir ters öreceğiz. Sıralama düzgün olsun. Şimdi bu başlangıç noktasını takip edebilmek için buraya bir ayraç yerleştiriyorum ve lastiğe başlıyorum.
Şimdi ben çift lastik öreceğim. O nedenle şu an kullanacağım tekniği göstereceğim size. Siz dilerseniz normal de örebilirsiniz. Bu etek lastiğinde olduğu gibi düz lastik örüp ucunu keserek bitirebilirsiniz. Ya da yine bu şekilde düz örüp biraz uzun tutup lastik boyunu sonra kıvırıp içinden dikerek çift lastik şekline de getirebilirsiniz. Ben şu an yapacağım tekniği size göstereceğim. Şimdi çift lastik olabilmesi için bu sıradan itibaren bakın şöyle başlıyorum. İlk ilmeği düz örüyorum. İkinci ilmek bir ters ilmek olacak. İpi öne alıyorum ama örmeden ilmeği sol şişten sağ şişe geçiriyorum. Sonra ipi arkaya alıyorum. Yine bir düz ilmekte sıra düz örüyorum. Sonra ipi öne alıyorum. Ters ilmeği yine örmeden geçiriyorum. Yani bu sıranın tamamında düz ilmekleri örüp ters ilmekleri örmeyeceğiz. Düzü örüyorum. Tersi örmeden alıyorum. Düzü örüyorum. Ters için ipi öne geçirmeyi unutmuyorum. Sonra ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar ipi arkaya geçirip düzü örüyorum. İpi öne geçirip tersi örmeden alıyorum. Evet, bütün sırayı ayrıca dek bu şekilde örelim. Sıra sonuna geliyorum. Son iki ilmek düzü örüyorum. Tersi örmeden alıyorum. Şimdi ikinci sıraya başlıyoruz. İkinci sırada yapacağımız şey ilk sıranın tam tersi olacak. İlk sırada düzleri örmüştük, tersleri örmemiştik. Şimdi düzler yerine tersleri öreceğiz bu sırada. Düzleri örmeden alacağız. Bakın ilk ilmek bir düz ilmekti. Onu örmeden aldım. Sonra ters örüyorum. Düz ilmeği örmeden aldım. Sonra bakın tersteyim. Bu tersler zaten bir önceki sırada örmediğimiz ilmekler. Bakın ipleri önden şöyle atlamış bir vaziyette şöyle bakın görünüyor. Yani her ilmeği bir sırada örüp bir sırada örmemiş oluyoruz bu sayede. Şimdi tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Yine düzü örmeden aldım. Tabii ipi bu arada arkaya geçiriyorum. Ona dikkat edelim. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Ondan sonra bu iki sıranın tekrar şeklinde devam edeceğiz. Yani üçüncü sırada yine düzleri öreceğiz. Dördüncü sırada tersleri öreceğiz. Bu şekilde lastik istediğimiz uzunluğa gelene dek örmeye devam edelim. Evet, yaka lastiğini ördüm. Şu an uzunluğunu söyleyeyim size. Yaklaşık 3 cm. Sıra sayısı olarak da bakın şu kenardaki düz ilmekleri sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra olmuş. Şimdi yine kollardaki gibi iğne ile kapatma yöntemiyle kapatacağım ki esnek ve güzel bir bitiş noktası oluşsun. Yine ipi uzunca bıraktım. Örgünün 4 katı olacak kadar uzunlukta ve kestim. İğneye geçirdim. Şimdi ufak bir detay farkı var. Koldaki yaptığımız işleme göre bu da yuvarlak örgü olduğu için sadece baştan iki tane ilmeği en başta işaretliyorum. Son noktada onları kullanacağım. Bitiş noktasının düzgün durmasını sağlamış olacağım. Bu arada bunu anlattığım bir videom var. Şu an sağ üst köşedeki linkte görebileceksiniz o videoyu. Dilerseniz oradan detaylı anlatımı izleyebilirsiniz. Burada çünkü hızlı bir şekilde uygulama yapmaya çalışacağım. Bu arada yaka için bu şekilde dikişsiz örebilmek için ben 40 santim bir sınalı şiş kullandım. Eğer elinizde yoksa 100 santim ya da 80 santim bir sınalı şişle de örebilirsiniz. Ama magic loop tekniğini kullanmanız lazım. O nedenle 40 santim kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır. Şimdi başlangıç noktasındayım. İlk ilmeğim bir düz ilmek. Onu şöyle işaretliyorum. Aynı şekilde İkinci ilmeği şöyle iç taraftan yine başka bir ayraçla işaretliyorum. Ve aynı şekilde koldaki gibi iğne ile kapatmaya başlayacağım.
2 ilmek düz olduğu için şöyle düz şeklinde alıyorum, düz örer gibi ters atlayıp bir sonraki düze alıyorum. İlmeği çıkardım. Şimdi sıra ters ilmekte. Ters ilmeği ters örer gibi çıkarıyorum. Aradan öne geçiriyorum. Ve bu düzden sonraki tersin içinden yine arkaya geçiyorum. Dediğim gibi burada çok detay vermeyeceğim. Hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. O bahsettiğim videodan detaylı izleyebilirsiniz. Şimdi tekrar düz ilmekler. Ters ilmekler. Bir kez daha göstereyim son kez. Düz ilmekler. Ters ilmekler. Evet, bu şekilde bütün ilmekleri kapatıp son noktaya kadar gelelim. Evet, son 2 ilmek kaldı. Şimdi şişi şöyle çekip diğer ucuna bu ayrıca aldığım ilmekleri geçiriyorum. Şimdi yine 2 ters 2 düz ilmeğim var. Aynı şekilde düz ilmekleri birlikte alıyorum. Ve ardından ters ilmekleri de aynı şekilde alarak işlemi tamamlıyorum. Bakın bu son noktanın arada boşluk oluşmadan bu şekilde düzgün olabilmesi için bu işlemi yaptık. Şöyle birazcık çekip bolluğunu, ardından iç kısmı alalım ipimizi. Evet, bakın esnek güzel bir bitiş oldu. Aynı zamanda lastiğimiz de bakın çift lastik, hem dokusu duruşu açısından hem de görüntüsü açısından güzel bir lastik oldu. Evet, ipleri iç kısımda gizledim. Yakanın son görüntüsü bu şekilde oldu. Evet, böylece kaza da tamamlamış olduk. Bakın son hali bu şekilde oldu. Güzel bir kazak oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Son olarak paylaşmak istediğim bir bilgi daha var. Şimdi genel olarak bana örgülerde farklı bedenler için ilmek sayılarını soruyorsunuz. Bu kazak için bu konuda bir çalışma yaptım. Ama baştan şunu belirteyim. Benim bu vereceğim sayılar ve değerler benim kullandığım ip kalınlığına göre, benim kullandığım şişe göre ve benim yaptığım hesaplar. Sizin özelinizde kullanacağınız malzemeye göre ve beden özelliklerinize göre sayılar değişiklik gösterecektir. Ben fikir olması açısından paylaşıyorum ama mutlaka siz kendinize göre uyarlamaya özen gösterin bu sayıları. Şimdi nasıl okuyacağız? Öncelikle onu söyleyeyim. Bakın 4 beden için sayılar var burada. Bunlar small, medium, large ve x-large bedenler. Ve bütün vereceğim değerler bakın bu 4 bedenin sırasına göre verilmiş değerler. Örneğin beden genişliğini kaç aldım ben bu hesaplamaları yaparken? Bakın small için 53 cm, medium için 57, large için 62, x-large için 68 cm. Aynı şekilde beden boyu da yani şu toplam boyumuzda yine small için 54, medium 56, large 58, x large 60 cm olacak şekilde.
Dediğim gibi tabloda verdiğim bütün değerler hep 4 değer şeklinde ve sıralaması da bu bedenlere göre. Siz hangi beden yapmak istiyorsanız, diyelim larç yapacaksınız. Bu tabloda verdiğim değerlerin hep 3. olanları. Çünkü larç bakın 3. beden. Dolayısıyla hep 3. değerleri alarak kendi uygulamanızda kullanabileceksiniz. Şimdi nedir? Bakın şöyle kısaca özetleyeyim. Arka için. Başlangıç ilmek sayımız şurada. Ben small beden yapmıştım biliyorsunuz. 121 ilmek başlamıştım. Medium için 131, large için 143, XL için 157 ilmek başlanabilir. Şimdi lastik uzunluğumuzu sabit tuttum 4 cm. Bu kol kesimine kadar olan uzunluğu bakın şurada verdim. 27, 28, 29 ve 30 cm. Bu 4 bedene göre. Tabii ki boy uzunluğu tamamen kişisel tercihe bağlı. Değiştirebilirsiniz. Sonra bu kol evi için kesimlerimiz. Biz 2 ilmek kesmiştik small bedende. Diğer bedenlerde biraz daha fazla kesilebilir. 6, 8, 10 ilmek şeklinde. Sonra bakın şurada verdiğim değerde bu kol kesiminden sonra bu kısımda kalan ilmek sayıları. 117, 119, 127 ve 137 ilmek bedenlere göre. Sonra arkanın yakası için bakın şu uzunlukta yani 21, 22, 23 ya da 24 cm bedene göre ördükten sonra bakın bu ense için şu ilmekleri ayırıyoruz. Yine bedenlere göre. Artık bunu belirtmeyeyim, anlaşıldı sanıyorum. Sonra kesmelerimiz var her iki tarafta 3'er ilmek. Bütün bedenlerde aynı. Sonuçta omuzda kalacak ilmek sayıları da yine bedenlere göre bakın bu sayılar. Arkayı bu şekilde bitirdikten sonra önde zaten başlangıç kısmı tamamen aynıydı. Sadece fark nerede? Şu ön yaka kesiminin başladığı nokta değişiyordu. Oranın da uzunluğu bakın yine bedenlere göre kol kesiminden sonra şurada verdiğim değerler. Ardından yine her beden için 6'şer tane ilmek kesimi yapıyoruz. Sonuçta yine omuzda kalan değerlerimiz de bunlar. Ve bu kısmın uzunluğu şurada kesmeden öreceğimiz kısım belirliyor o uzunluğu. Yine bedenlere göre şurada vermiş olduk. Evet, umarım bu sayılarda işinize yarar. Dediğim gibi bunları kendi durumunuza göre güncellerseniz daha sağlıklı olacaktır. Evet, böylece bu çalışmanın da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.